teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun efendim. Elleriniz dert görmesin. Hoş geldiniz stüdyomuza. Bayrama erken girdik. Arife gününden girdik bayrama. Ne yapılır bayramda? İnsanlar sevdikleriyle birlikte olur. Genellikle ziyarete giderler. Fakat konum gereği biz böyle sabit olduğumuz için programımızın iz bırakan yarışmacılarını davet ettik. Onlar da sağ olsunlar efendim. Kırmadılar bizi. Doldurdular stüdyomuzu. Bu dünya tatlısı insanlara bir alkış daha. Çok sağ olun. Her zaman yaptığımızı yapacağız. Kısaca onları tanıtacağız. Yani izleyenler vardır, sıkı takipçilerimiz zaten hatırlıyor kendilerini ama bir daha üzerinden geçelim istiyoruz. İlk sırada efendim Mahmut Bey oturuyor. Mahmut Bey öyle kolayca unutulacak bir insan değil. Hem karakteri, nitelikleri hem de dış görünüşüyle birlikte sizin yarıştığınız günden sonra yaklaşık 1,5 hafta boyunca yolda beni gören herkes dedi ki hani böyle saçlı sakallı bir oğlan katıldı sizin yarışmaya, adı neydi? Sizi soruyorlar. Ben de Mahmut dedim. O ne biçim Mahmut dediler. Haberiniz olsun. Şaka olsun diye söylemiyorum. Hakikaten belki 3 belki 4 defa duydum bunu. Etki yaratmış. Ciddi etki yaratmış. Ama nedense istediğimiz puanı kazanamamıştık Mahmut Bey. Nedeni belli yani. Garip sorular vardı. Garip sorular mı vardı? Ben de tam tersi düşünce içerisindeyim. Siz amiyane tabirle fazla sallamadınız bizim programı. Ondan dolayı... Ben eğlenmeye geldiğimi söylemiştim. Eğlendiniz mi? Tabii canım. Acayip güzeldi. Çok beğendim. Bir daha geldim. Yani. İnşallah. Bugün de güzel olacak. Hiç merak etmeyin ama bu sefer biraz daha zorlayacağım sizi. En azından şöyle bir 7.000-8.000 kazanın. En azından soruların hepsini görelim. Tamam? Olur. Olur. Peki. Detaylandıracağız konuşmayı buraya geldiğiniz zaman. Hemen Senem Hanım'a geçmek istiyorum. Güzelce de sohbet edemedik. O sesinizi duyamadım tekrar. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Görüşmeyeli nasılsınız? İyiyim, bazı gayet değişiklikler iyiyim. Olmuş. Evet, saçlarımı kestirdim. Saçların dışında canım. Başka bir şey olmadı. İşimden ayrıldım. O kadar. Yani saçlardan daha önemli bir şey değil mi bu işten ayrılmak? Yok, saçlarım daha önemli. Sevmediniz mi ki? Ben çok yakıştırdım aslında. Ben de çok seviyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten yakıştırdım. Güzel olmuş efendim. Senem Hanım'ı nasıl hatırlatabilirim? O müthiş plaj cevabıyla. Stüdyoyu inlettiği plaj cevabıyla. Vallahi öyle. Dikkat çeken bir şeydi. Ama yine istediğimiz puanı alamamıştık. Kaç puan almıştık? Az almıştım, hatırlıyorum. Az sonuncu olmuştum 4000 ama... 4000 falan. Evet. 4200 falan. Son soruyu görememiştim. Artık daha deneyimlisiniz efendim. Evet. Metotta, taktikte bir değişiklik düşünüyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam, detaylandırırız. Çok teşekkür ederim. Üçüncü yarışmacım Barlas Bey'e geçmek isterim. Şimdi kusura bakmayınız. Kimse kusura bakmasın. Alınganlık göstermesin. Barlas Bey bir yarışmacıdan ötedir kelime oyunu için. Çünkü ilklerin insanıdır. Öncelikle onu söylemek isterim. Hani bizim yarışmamızın böyle naif zarif belli de bir şövalye ruhu varsa Barlas Bey'in büyük katkıları vardır onda. Açıkça söylemek isterim. Kendisi 8000'in üzerinde para ödülünü ilk kazanan kişidir. Kazandığı ödülü hani kendi cebine değil de hayırlı işlere harcayan ilk kişidir. Arkadaşlığımız güzel, gayet güzel bir şekilde ilerliyordu ama biraz kopmuştuk. Sonrasında öğrendik ki çok değişik şeyler olmuş, müthiş şeyler olmuş. Hatta artık iki kişi olarak devam ediyorlar hayatta. Dünya tatlısı bir yengemiz var. Gösterebilir miyiz kendisini? Evet, görüyoruz. O zaman 3,5 aylık bu evliliğe bir alkış ne olur? Üç hafta. Üç hafta mı? Daha da güzel. Ama yani şiddet aynı şekilde devam ediyor. Yakışıklılıktan bahsediyorum şiddet derken. Estağfurullah. Maşallah. Evlendikten sonra salar derler insanlar kendini ama 3,5 hafta daha... 3 haftada bu kadar salabildim. Bu kadar salabildik. Daha da ilerisi gelecek inşallah. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bayram tadında geçecek inşallah. Peki bir hesap kitap yaptınız mı? O zamanlar pek yardımcı olmuyorduk. Daha sert bir sunum tavrımız vardı. Sizin de pek yardıma ihtiyacınız yoktu ama 8200 müydü Barlas Bey? Evet. İlk yarıştığım sene büyük finalde 8200 puan almıştım galiba. Uzun artık zaman oldu ama. 9000'ler falan çok daha rahat çıkıyor. Size de yakışmaz mı şöyle bir 9800? Yani burası özel bir bölüm olduğuna göre... Çok hesap kitap yapmadan daha fazla risk alarak Allah ne yarışabilirim. O zaman iki şey olabilir. Yani riskin sonu biliyorsunuz. Ya herru ya merru. Ya 5000-6000 gibi böyle yüz kızartıcı bir puan olabilir. Ya da... Öyle demeyin, öyle demeyin. 5600 yüz kızartıcı bir puan değil. Gayet çok, tatlı çok bir özür puan. Dilerim. Ya da 5000-6000 gibi ya muhteşem bir puan olabilir. Hı-hı. Ya da 9000 gibi sıkıcı ben bir puan olabilir. Ben bekliyorum vallahi. 9000 gibi iyi bir puan olabilir diyeceğim ama... Bizden sonra tabii çok şeyler olmuş. 9800'ler havada uçuşmuş. Neler oldu, neler oldu? Yusuf Bey
denen ilginç arkadaşımızı ben de herkes gibi inanmadılar. Bir şaşkınlıkla laboratuvar ortamında izledim. Yaptık zannettiler ama bildiğiniz canlı kanlı. Kötü tarafı insan. Artık 9 eskiden 9 rakamı çok heyecan verici bir şeydi. Hı-hı. Daha önce yapılmamıştı çünkü. Hatta galiba ilk olarak o Darüşşafakalı kızlar yararına yaptığımız özel bölümde evet. Şebnem 9'unu evet. Görmüştü ve hepimiz çok heyecanlanmıştık. Şimdi başka türlü bir heyecan katmak lazım bilmiyorum. Valla işin içerisinde bir de 23 saniye kondurduğu için 9800 puanı 23 saniyeyle biz hani bırakıyorduk. Dükkanın kapağını kapatıp kepengini kapatıp gidiyorduk aslında da yok biraz daha harf ver dediler. Olsun efendim. Sizin güzel tarafı efendim. Artık puanla ya da süreyle ispatlanabilecek çok bir şey kalmamış Yusuf Bey sağ olsun. O yüzden işin eğlence tarafına, sohbet tarafına daha çok yoğunlaşabiliriz. Hoş, yalnız şöyle de bir durum var. Bunu söylediğimiz zaman, dillendirdiğimiz zaman kızıyor ama kendisi 9800 puan artı 23 saniyelik o muhteşem skoru hafta şampiyonasında kazandı. Tur şampiyonasına geldiğinde elendi biliyorsunuz. Ama oranın gerçekten ambiyansı çok farklı. Öyle. Bugün günümüzü gün edeceğiz efendim. Öyle tur şampiyonluğu, hafta şampiyonluğu falan yok. Ben çok mutluyum sizleri tekrar gördüğüm için. Müsaadenizle de Eda Hanım'a geçmek istiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi dördüncü sırada yarışan bu Femme Fatale hanımefendiyi tanımıyorum. Daha önce Eda diye bir yarışmacımız olmuştu. Çıtı pıtı bir hanımdı. O gitmiş yerine bambaşka biri gelmişti. Ne kadar oldu ki? 6 ay bile olmadı. Şubat'ta yarışmıştım. Olmuş vallahi. Oldu, bayağı oldu. Olmuş. Şubat'tan bu yana çok değişiklikler var sizde. Hayır ben hiç değişmedim. Annem sadece böyle bir elbise giy dedi, Çok yoksa bende bir değişiklik yok yani. Çok yakışmış. Sevdiğimden takılıyorum. Hani biliyorum. İnsan böyle samimi olduğu insanları gördüğü zaman biraz böyle hani canını acıtabilecek şakalar yapabileceğini düşünüyor ama çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bunun bir sonrası zaten bekar görümce topuzu. Ama yapmayın ya, böyle. Ya tamam yok çok yakışmış. Hakikaten çok yakışmış. Gerçekten öyle. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim. Nasıl olayım? İyi gözüküyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Kalabalık geldiniz, bizi her çok zaman. Mutlu ettiniz. Destekçilerim bitmez yani. Zaten sizin böyle hem mahalle hem aile çok sıkı ilişkileri olan bir topluluktu evet. Değil mi? Böyle saat 5'lerde kapılar çalınır, pikniğe çağır, piknik değildi ya. Artık pikniğe gitmiyoruz biz ya. Ben çok unuttum yani biz ne zaman pikniğe gittik ama işte böyle akşamları birbirimizi ziyarete gidiyoruz. Öyle. Mahalle ilişkileri halen devam ediyor. Devam ediyor. Şubat'tan beri yani ben doğduğumdan beri tanıştığım arkadaşlarımla şu an hala arkadaşlık yapıyorum. Ne güzelmiş. Bugün kaç kişi geldiniz siz? 6 kişi geldik. Oh, 6 kişi ve beraberinde bizim stüdyo konuklarımız. Kocaman bir alkış. Eda Hanım dünya tatlısı. Ve son yarışmacım İnci Hanım efendim. Sohbetinden her zaman çok keyif aldığımız bir hanımefendi. Çok asil bir hanımefendi. Son sıradalar, son noktayı koyacaklar. Tekrar görüşmek ne güzel. Nasılsınız? Çok iyiyim. Buraya geldim daha da iyi oldum. Teşekkürler beni hatırladığınız ve çağırdığınız için. Estağfurullah efendim. Hiçbir zaman unutmadık. Her zaman. Ailece tanışıyoruz zaten. Tabii. Bütün aileyi tanıyorsunuz. Fakat ailedeki en yüksek puanı alan ailen sizsiniz değil mi İnci Hanım? Tabii. Kaç puan almıştık? Yani kendi en yüksek puanım 9100. Kendi en yüksek puanım ne demek? 3 defa yarıştım ya. Ya o 3 yarışmanın içerisinde evet. En yükseği 9100. Evet. Çok güzel. 9800 bile olabilir. Yani çok zor ama hani bugün de önemli bir şey için yarıştığımızdan dolayı tabii ne kadar yüksek alırsak o kadar iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Onun altını bir daha çizelim isterseniz. Yarışmacılarımız efendim bugün buraya sağ olsunlar. Hem bizi kırmadılar geldiler hem de böyle hayırlı bir işe aracılık etmek için geldiler. Her biri uygun gördüğü bir yere eğer ki kazanırsa ödülü bağışlayacak. Çok mutlu olduk ondan dolayı bu yüce ruhlu insanlara bir alkış daha. Mahmut Bey sizi böyle alayım. Eyvah, aç gene aynı hatayı yap. Evet. Şampuan tadından iyidir ama. Çocukken şampuan yiyen var mı aramızda? O tip bir insan yok bizde. Ben gözlüklerimi takmadım. Soruları göremedim tam ama bazılarını bilemedim yani. İki kelimedir. Sahne adı. Sahne adıdır. Nasıl gidiyoruz gümbür gümbür. Ben odaklanamıyorum. Size de söyledim. Aman yarabbim. Ya. Eyvahlar olsun. Ne yapacağım? Yani bilmiyorum. Ben zaten dostlarla oturduğumda da harf veriyorum. Öyle bir alışkanlığım var artık. Tahmin ediyorum. Boya karıştırmak Tuval. İçin kullandıkları. Boya karıştırmak palet. İçin. Site. Site. Alıcı adına tanzim edilen. Fatura. Muhasebeci var burada. Aynen. Harf alayım. Kıl payı ölüyordum olmaz. Kıl payı kurtuldum olur. Bir harf daha alayım. Seyler tıslar yani. O ne? Ne o? Üşengeç içeceği. İki kelime. Bir şey çayı. Şimdi Mahmut'a sorsak hemen bilir. Tembel çayıdır herhalde. Kaçak yapma. Kaçak. Ne oldu? Kısa yok. Kısa devre. Açık gördüm. Ne yapıyorsun Eda ya?
Ne oluyorum ya? Ne yapacağım ben şimdi? Ya ne yaptım? İki demiştin. İki kelime. Bir harf daha lütfen. Başka almayın da 8000'i görelim. Peki hadi durduralım, hatırınız kırılmasın. Sevgi. Sevgi değil. Saygı. Saygı da değil. Sezgi. Bir harf alabilir miyim? Alalım. Ben soruyu da anlamadım. Ki ikinci öğrettim. İkinci okul. İkinci. İkinci değil işte o. Hayatımı. Kağıda dökme. Bir daha. Kağıt dökmeleri. Kağıt dökmeleri. Güzel dizi ismi olurmuş. Hani çok şık giyinen bir hanımefendisiniz. Bu konularla da ilgili bilginiz var mı? Mahmut'a gelse yanmıştır mesela. Vallahi biliyormuş. Hayret. Nokta noktadır. Haşlamak gibiymiş. Haşlak çay. Ha gayret, ha gayret. Haşlama ha gayret. Çay. Söz geçirme. Kağıt dökmeleri. Kağıt. Kağıttan kurtarın kendinizi. Defter. Defter mi? Yapmayın. Neden ya? Mahmut bile biliyor. Ha. Pantolonlar, etekler, tişörtler, bluz olmaz. Kalem. Kalem tutma. Kaleme dökme. Kalem. Mahmut Bey'le bir şey konuşmam lazım. Efendim o 1980'lerde hala giydi benim bildiğim. Halen giyiliyor mu? Tabii ki. Ben yıllarca onları aramakla geçti ömrüm. Allah başka dert vermesin. Allah beni kahretmesin. Allah kocaman beni alkışlar kahretmesin. Çok teşekkür ederiz. İlk yarışmacımız Sayın Mahmut Saral efendim. Kendisi dış ticaret okumuştur. Doğru değil mi? Muhasebede okudum. Muhasebede okudum. O da var. Fakat şu anda yapmıyorsunuz. Yok. Onları. Şu anda efendim editörlük yapıyor iki farklı dergide. Biri internet mecrası, diğeri freelance sevdiğim için bir sitesindeyim şu an. Teknoloji üzerine bir firma. Hı hı. Bir yılımı doldurdum 9 Ekim itibariyle, yani geçtiğimiz günlerde. Diğeri de dergisi biliyorsunuz. Biliyorum. Orada da kediler tatlıdır, güzeldir. Onlarla ilgili yine 1,5 yıllık falan bir geçmişimiz var. Hayatınızın önemli bir yerini kaplıyor. Kediler de siz beslemiyorsunuz galiba değil mi? Annem sağ olsun. İstemiyor. İstemiyor ama şeyimiz var. Yine kedilerle olduğum evler, sokaklar, arsalar çok yer var yani. Böyle çantasında kuru mamayla gezenlerden misiniz siz? Benimki şeyli, jöleli. Jöleli mi? Jöleli mamalar var. Allah Allah. Ya bir ara tadına bakacaktım da boş verdim. ama ne oldu? Yok canım, ondan dolayı ya değil. Yesinler ya, ne olacak? Bu dünya sadece bizim mi? Onların da hem kediler, köpekler, kuşlar hepsi yesin. O kadar yakından ilgilenince de ister tabii, istemez tabii insan merak ediyordur. Kedi neyi? Tadını mı? Tadını. Şampuan tadından iyidir ama. Şampuan yani, çocukken insan dener ya, güzel kokar. Çocukken şampuan yiyen var mı aramızda efendim? İnsan dener ya dedi ama o tip bir insan yok bizde. İyi, ne güzel. Hayırlısı olsun bakalım. Aykırı bir yapınız olduğunu biliyoruz. Zaten sizi öyle seviyoruz efendim. Ama bugün yüksek puanlar kazanmanızı diliyoruz. Hak ettiğinizi kazanmanızı istiyorum. Biraz şey, biraz istek, biraz da asılacağız. Başka bir şeye gerek yok. Yapabilir miyiz? Ya eğlenebiliriz. Eğlenerek de yaparız bunu. Puan konusunda dediğim gibi, önceki yarışmada da dediğim gibi, kesinlikle herhangi bir puan kaybım, kaygım yok. Hı hı. Şunu bilirim, şunu bilemedim diye kimse boşuna iddia etmesin. Çok yürekliyseler buyursunlar buraya. Evet, her zaman söylüyorum. Bunun entelektüel yapıyla hiç kelimelerimle döverim. Ama kelimelerimle döverim. Ama şey, dediğim gibi buraya zaten katılma amacım biliyorsunuz. İlkinde sırf hani sizle bir tanışmak istemiştim. Tipiniz, duruşunuz hoşuma gitmişti. Tipim ve tip, duruşum. Evet, naif ve zarif duruş. İkinci olarak da ya farklı yerlerden de şeyler geldi de hani ben gerek yok. Siz bayağı iyisiniz orada. Ama sorular konusunda bilmiyorum. Şansıma mı geliyor da? Yani ne zaman seyresem bu programı? Mutfaktayım. Sesiniz geliyor. Cevap bu diyorum. Pat cevap çıkıyor. Ama buraya geliyorum. Salopet. Ya salopet ne? Salopet bahçıvan pantolonu. Ya kime sorduysam o ne ya diyor. Salam gibi bir şey böyle. Salopet. Salam mı? Salopet. Salam markası gibi. Ya salopet bilinmiyor kimse hani bir şey mi? Kimse bilmiyor. Kimse sordu. Allah aşkına. Gözünüzü seveyim. Herkes tabii ki biliyoruz diyorlar. Yok, kimse bilmiyor. Şimdi. Neyse tamam. Sorularla ilgili tartışmayı isterseniz şu yeni sorular doğrultusunda yapalım. 14 tane hazırlamış bulundum. Biraz uğraşacağım sizinle, kusura bakmayın. Yüksek puanlar kazanmanızı istiyorum. Hak ettiğiniz puanları kazanmanızı istiyorum. Yarışmaya asılmanızı istiyorum. Bakın asılırsak da keyif alırız. Hiç merak etmeyin. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Gelsin. 4 harfli bir cevap şöyle sorulmuş efendim. Bayram, düğün gibi törenlerde yer alan topluluklar için kullanılan bir söz. Bayram nokta noktası, düğün nokta noktası, bazen cenaze nokta noktası. Böyle günlerde bahsetmiyoruz öyle şeylerden. Kortej derler yani Fransızca. Onun Türkçe karşılığı. Konvoy demek isterdim. Konvoy Türkçe değil zaten. Harf alayım. Alalım bir harf. Fener nokta noktası mesela. Alay. Alaydır o. 300 puan da yerindedir. Doğuracak asaya. Güzel. Başlangıç güzel.
İkincisi geliyor efendim, buradan bir 400 puan kazanacak Mahmut Bey. Gelsin görelim. Diyor ki, bedenini beceriyle kullanan, hızlı ve hareketli. Bu anlama gelen bir söz, bir sıfattır bu. Nasıl bir insan? Hızlı ve hareketli. Bedenini beceriyle kullanıyor. Çevik ve... Atik. Atik. 400 puan daha, 700'e çıktı kasa. Kendimizi verdik mi? Gördüğünüz üzere başlangıç şahane. Devamı da öyle olacak. Beş harfli cevapları arıyoruz efendim. Üçüncü sorumuz bu soru. Gelsin. Diyor ki, fişeklerde kullanılan küçük kurşun tanesi. Harf alayım. Hani böyle yuvarlak yuvarlak olur. Biliyorum da. Böyle dağılır onlar da. O yüzden o isim verilmiş. Şarapnel demek isterdim. Hayır. Bir harf alayım. Buyurun. Böyle dağılırlar. Saçma. Saçma. 300 puan değerinde. 1000 puana çıktı. 3 soruda 1000 puan. Sık rastlanan 1 puan değil. Bu ne demektir? Standartların üzerinde bir başlangıç. Şununla birlikte 1500 olur mu? Görelim. Demiş ki, borçların ödenemeyeceğini mahkeme kararıyla tespit ve ilan olması. Hayır. Eyvah. Bak gene aynı hatayı yaptım. Evet. Tez canlılık. Sizin bir işletmeniz var. Yep, doğru. Fakat işler kötü gitti, Allah korusun. Artık piyasaya olan borçlarınızı ödeyemeyeceksiniz. Bunu da resmi olarak... İflas. Belgelediniz, iflas ettiniz. 500 puan değerindedir, 1500'e çıkar. Altı harfli tek bir kelime efendim. Buyurun gelsin. Gayet kolay bir soru, 600 puanlık bir soru. Satıcı firma tarafından alıcı adına tanzim edilen... Fatura. İşte muhasebeci var burada. Aynen. Mal veya hizmetin satıldığını gösteren belgeye fatura denir. 600 puan değerindedir. 2100. Peki Arapça kökenli kelimelerde de bu kadar aktif olabilecek miyiz? Bir ara Arapça ile ilgim vardı ancak uzun süredir bayağı bir koptuk. Kemal Sunal'ın filmindeki Arapça sözlerinin dışında herhangi bir Arapça şeyim yok. Hangi film ki acaba? Orta Direkt Şaban'da Arapça öğreniyor diyor ya, bu değerli. Allah ulaşa. Ona orayı Arapça biliyorum. Değil yani. Değil neyse mi? Buyurun gelsin. Şöyle bir soru. Açıklamalar anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Açıklamalar. Çok da böyle naftalinli bir kelime değil yani. Kullanılır halen. Harf alayım. Açıklamak, nokta nokta etmek. İ harfi geldi bile. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Telekinezi yöntemiyle çözmeye çalışıyor soruyu Mahmut Bey. Bir harf daha. Bir tane daha ne olur? Çok güzel. Nokta nokta etmek, açıklamak. İzahat. İzahat, açıklamalar. 300 puan daha, 2400 kasamız. 7 harfli cevaplarımız mastarla bitiyor o. Gelsin bakalım, sizi yarışmanın tam ortasına taşıyor. Ayıplayarak eleştirmek nedir acaba Mahmut Bey? Harf alayım. Alalım. İnşallah mastardan gelmez. Yok, güzel yerden geldi. Bir ne harfi? Seni ayıplayarak eleştiriyorum. Bu yaptığını... Kınamak. Kınıyorum. 600 puan daha. 3000. Geçen sefer de bunu yapsaydık çok daha güzel olurdu. Ama geçen sefer sırf eğlence amaçlıydı o ya. Şimdi durum farklı. Şu an hayır işi de varmış. Ya birinci olamayacağım hayır ama işine, en azından... Bir dakika, bir dakika. Siz zaten Mahmut Vakfı'na bağışlamayacak mıydınız kazandığınızı? Oradan da diğer vakıflara gideceğim. Hadi bakalım göreceğiz. Yani hani... Neyse, dillendirmeye gerek yok. Gelsin yeni soru, şöyle sorulmuş. Gelen çağrı veya mesajı bildiren, telefon kullanıcısının karakterini ortaya koyan armonik uyarı. Telefon. İki kelime, unutmayın. İki kelime? Evet. Bir harf alayım o zaman. Yani bu adam ne tür müzik sever? Onları falan anlayabilirsiniz bu uyarıyı duyduğunuzda. Telefon? Bir harf da alayım. Buyurun. Nasıl bir karakteri vardır? Zil sesi. Zil sesi 500 puan değerinde. 3500 kasa. Genellikle anlamını veririz tabirlerin. Burada öyle değil. Burada kullanıldığı yerden, kullanıldığı durumdan, olgudan bahsediyoruz ki iki kelimeden oluşuyor ve 8 harfli bir cevap. Gelsin efendim. İlk 8 harfli cevabımızın sorusu. Son anda gerçekleşmemiş durumları, atlatılmış tehlikeleri anlatırken kullanılan bir tabir. İki kelime. Keşke kıl payı olsaydı. Kıl payı ölüyordum olmaz. Doğru. Kıl payı kurtuldum olur. Harf alayım o zaman. Nokta nokta ölüyordum. Bakın Mirze,
en güzel yerinden. Son anda gerçekleşmemiş durumları atlatılmış tehlikeli anlatırken kullanılan bir tabir. Ölüyordum, nokta nokta ölüyordum. Az kalsın. Az kalsın ölüyordum. 700 puan. 4200. 1 dakika 19 saniye gibi bir süre var. Geçen sefer soruların hepsini görememiştik ama bu süreyle son 5 soruyu değil, gerekirse başkası yeni sorular yazar sorarım size. Gelsin efendim. Son 8 harfli cevap. Diyor ki kutsal, mübarek olan. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir söz ki bir kadın ismi olarak da kullanılır. Harf alayım. Buyurun. Kadın kutsal, ismi. Mübarek olan. Bir harf daha lütfen. Bir tane daha. İki tane D yan yana. Mukaddes. Mukaddes. 600 puan değerinde. 4800. Çok güzel. 9 harflidir. Tek bir kelimedir. Bazı kaynaklar diyor İngilizceden, bazı kaynaklar diyor Fransızcadan girmiş dilimize. Bilemiyorum. Yalnızca soruyu soruyorum. Gelsin. Zarif ve kibar erkek anlamında kullanılan yabancı kökenli bir söz. Gentleman. Gentleman 900 puan değerinde. Çok güzel. 5700. 8600'e çıkabilir. Beğendiniz mi yaptığınızı? Yani. Yani. Gelsin yeni soru. 9 harfli. Şöyle sorulmuş. Halk oyunlarını öğreten veya oynayan kimse. Sonuna bire kalmış. Yine yabancı kökenli bir söz. Tek dediniz. Tek kelime. Harf olabilir miyim? Buyurun efendim. Folklorcu diyeceğim ama. Tutmayın kendinizi bence. Tutmayın kendinizi. Folklorcu. Folklorcu 800 puan değerindedir. 6500. 10 harfli. Çok kolay değil. Bu sıralamanın içerisindeki zor sorulardan salopet biri. Salopet olmasın da. Salopet değil. İki kelimeden oluşuyor ve şöyle soruluyor efendim. Görelim. Diyor ki, gerçekleşmesi için uğraşmaya gerek bile yok. Kolaydan da öte anlamlarında kullanılan bir söz dizisi. Kaç şey demiştiniz? İki kelime ve 10 harfli. Hani sizin bu yarışmayı kazanmanız... Devede. Kolaydan da öte. Harf alayım. Buyurun. Yumuşak G. Bir harf daha lütfen. Çok güzel yerden geldi ama o yumuşak G. Bir tane daha. Bir tane daha. Hop durduralım bari. İki kelime demiştiniz. Gerçekleşmiş uğraşmaya gerek bile yok. Yani bu puanlarla benim bu yarışmayı kazanmam... Kolaydan da öte. İşten değil. İşten değil. 700 puan değerindedir. 7200 yapar kasayı. Kaç sorumuz kaldı? Son sorunuz kaldı. Oo, vakit var da. Son soru son cevap 20 saniyede yeter de artar bile. Yine iki kelimeden oluşuyor. Fonetik olarak kelimeler birbirine benziyor. Şöyle de soruluyor. Gelsin. Demiş ki köklü ve tanınmış bir aileden olan anlamında bir söz dizisi. İki demiştiniz. İki kelime. Nokta nokta bir adam. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha lütfen. Başka almayın da 8000'i görelim. Peki hadi durduralım, haltınız kırılmasın. Teşekkür ederim. Köklü ve tanınmış bir aileden olan anlamındaki söz dizisi. Asil ve kökü belli. Asil ve kökü belli. Kökü belli. Asil ile eş anlamlı bir kelime ki o var orada. Şu an hiçbir şey gelmiyor aklıma yapmayın ama. Yapmayın yahu, yapmayın, yapmayın. Hani böyle atalar. Soylu soplu. Soylu soplu 800 puan değerinde. Tertemiz 800. Kazanın ya da kaybedin. Güzel bir isteği mi 8000'i yakalamak? Kendi rekorumu kırdım geçtim, yıktım ortaları yani. Artık inanılmaz. Üçüncüsünde 9800 için uğraşacağız. O da olur. 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 Mahmut Bey bir kocaman alkış. Ben gözlüklerimi takmadım. Soruları göremedim tam ama bazılarını bilemedim yani. İki kelimedir. Sahne adı. Sahne adıdır. Nasıl gidiyoruz gümbür gümbür. Ben odaklanamıyorum. Size de söyledim. Aman yarabbim. Ya. Eyvahlar olsun. Ne yapacağım? Yani bilmiyorum. Ben zaten dostlarla oturduğumda da harf veriyorum. Öyle bir alışkanlığım var artık. Tahmin ediyorum. Boya karıştırmak Tuval. İçin kullandıkları boya karıştırmak Palet. İçin. Site. Site. Bir harf daha alayım. Seyler tıslar yani. O ne? Ne o? Üşengeç içeceği. İki kelimedir. Bir şey çayı. Şimdi Mahmut'a sorsak hemen bilir. Tembel çayıdır herhalde. Ay,
Şey kaçak yapma. Kaçak. Ne oldu? Kısa yol. Kısa devre. Açık gör. Ne yapıyorsun Eda ya? Ne oluyorum ya? Ne yapacağım ben şimdi? Ya ne yaptın? Sevgi. Sevgi değil. Saygı. Saygı da değilmiş. Sezgi. Bir harf alabilir miyim? Alalım. Ben soruyu da anlamadım. İkinci öğrettim. İkinci okul. İkinci. İkinci değil işte o. Hayatımı. Kağıda dökme. Bir daha. Kağıt dökmeleri. Kağıt dökmeleri. Güzel dizi ismi olurmuş. Hani çok şık giyinen bir hanımefendisiniz. Bu konularla da ilgili bilginiz var mı? Mahmut'a gelse yanmıştır mesela. Vallahi biliyormuş. Hayret. Nokta noktadır. Haşlamak gibiymiş. Haşlak çay. Ha gayret, ha gayret. Haşlama ha gayret. Çay. Söz geçirme. Kağıt dökmeleri. Kağıt. Kağıttan kurtarın kendinizi. Defter. Defter mi? Yapmayın. Neden ya? Mahmut bile biliyor. Ha. Pantolonlar, etekler, tişörtler, bluz olmaz. Kalem. Kalem tutma. Kaleme dökme. Kalem. Mahmut Bey'le bir şey konuşmam lazım. Efendim o 1980'lerde hala giydi benim bildiğim. Halen giyiliyor mu? Tabii ki. Ben yıllarca onları aramakla geçti ömrüm. Allah başka dert vermesin. Allah beni kahretmesin. O zaman alkışlar. Sağ olun efendim. Senem Hanım sağ olsun. Kırmadı bizi. Ta Çeşmelerden kalktı geldi yarışmamıza. Evet. İyi de oldu. Öyle değil mi? Evet, özlemişim sizi. Bizim mi İstanbul'u mu? İstanbul'u zaten çok özlüyorum, hep özlüyorum. Siz İstanbul'da mı doğdunuz? Hayır, doğmadım, büyümedim ama İstanbul'u çok seviyorum. Gidip gel. Evet, gel. Gidip geliyorum. Öyle bir garip bir aşk başladı. Evet. Ama çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz zaten yani. Çeşme'de güzel. Güzel, seviyorum. Çeşme'yi de seviyorum. Çeşme'de 1,5 sene zannedersem oldu. 1,5 sene oldu. Ya ama da bir sene de olmuş olabilir, tam bilmiyorum. Bir kış geçirdim, bir kış. Bir sene daha olmamış. Kasım'da oluyor bir sene. Kasım'da olacak. Aynen evet. Uzun gibi gelmiş nedense. Çok zaman geçmiyor orada ya. Allah Allah. Aynen. Kışları herhalde öyledir. Kışları öyle. Yazında çalışma temposundan zaten zamanı nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Efendim siz öğretmensiniz. Yazları çalışıyor musunuz? Ben öğretmenliği bıraktım İhsan Bey. Öyle mi? Evet. Şimdi başka işlerle ilgileniyorsunuz. Evet, dövme yapıyorum Çeşme'de. Aa çok olmuş. Hı-hı. Zaten sizin öyle el becerileriniz vardı, onu mesleğe çevirdiniz. Evet, aynen öyle oldu. Sizde hiç yok dövme? Sırtımda var. Sırtınızda var. Hı-hı. Onu da göstermiyorsunuz herkese. Yani açık değil kıyafetim, yoksa gösterir. Anladım Selam Hanımcığım. Gördünüz mü Mahmut Bey? Ne güzel yarıştılar. Tebrik ederim Mahmut Bey. Güzeldi. Hevesini kursağında bırakalım mı? Şimdi pek belli etmiyor ama o 8000 puanla birinci olurum gibi bir heves vardır içinde. Ya, mutlaka hayır, vardır. Hadi onu bir... Olsun yani, istiyorsa olmasın. Olsun. Olmasın. Zor muydu ki sorular? Rahat cevaplayamadınız mı arka tarafta? Ben gözlüklerimi takmadım. Soruları göremedim tam ama bazılarını bilemedim yani. Şu anda saha ve şartlar gayet müsait. Evet. Çok yakındasınız. Gözlüğünüz gözünüzde. Efendim destekçileriniz yanınızda. Geçen yarışmada kuzusuna selam gönderdiğiniz işvereniniz sizi yalnız bırakmamış, buraya kadar evet, gelmiş. Evet, teşekkür ederim onunla. Gayet güzel de anlaştılar Barlas Bey'in eşi hanımefendiyle. Evet. İsterseniz bir de moral alkışı vereyim size, iyice rahatlayın. Teşekkür ederim. Siz şimdi efendim bu sessiz sedasız hanımefendiyi bir görün. Nasıl içinden bir canavar çıkacak? 4 harfli cevaplarla birlikte başlıyor show. Geliyor ilk soru. Tamam. Gelsin. Diyor ki, masa sandalye gibi eşyaların yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayanak bölümü. Ayak. Ayaktır o. Masanın ayağı, sandalyenin ayağı 400 puan değerinde. Gayet kolay, gayet basit. 4 harfli bir cevap daha. Bu biraz sıkıntıya sokabilir. Bir harf alırsanız o sıkıntıyı da bertaraf edersiniz. Bir çiçeğin adı. Bilinir de hemen akla gelir mi acaba? Görelim. İnci çiçeğinin bir harf kadın... Harf alabilir miyim? Hemen. Bir kadın adı olarak da kullanılan diğer adı. İnci çiçeği. Şule. Şule değil o. Bir harf daha alabilir miyim? Bir tane daha. Hah, bu güzel oldu. Müge. Durdurduk mu? Müge. 200 puan kazandırdı, 600 oldu kasa. Bazen dağarcığımızı kullanacağız, bazen evet, tüme varacağız. 5 harfli cevaplarda zannediyorum efendim bu kadar uğraşmanıza bile gerek kalmayacak. Gelsin, uzun sorudur ama net sorudur. Yer bitiririz. Açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlama, kestirme, hissetme yeteneği. Nokta noktalarıma güvenirim. Bir harf alabilir miyim? Almayalım. Hissi. Hissi diye bir şey yok. Nokta noktalarıma güvenirim. Ben de güveniyorum da bir harf daha alabilirim. Peki, hadi gelsin. S harfiyle başlıyor. Aa. Bir harf daha alayım. S'ler tıslar yalnız. Evet.
Aa, o ne? Ne o? Ne yapmak? Sevgi. Sevgi değil. Saygı. Saygı da değil. Bir harf daha alayım, bir bilemedim. Bir tane daha. Bu iş bitti. Sezgi. Sezgidir o, 100 puan değerindedir. Bunun ismi basiret bağlanması. Evet. Orada da kaldı. Evet. Daha fazla ileriye gitmeyecek. Bakın 5 harfli cevapların ikincisi efendim. Buradan bir 500 puan kazanacak Senem Hanım. Sıkıntısı bertaraf edilecek. Gelsin görelim. Diyor ki, olacak, gelecek veya geçecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme erdemi, dayanç Türkçesi. Sabır. Sabırdır o 500 puan kazandırır. 1200. 6 harflidir cevaplarım, tek bir kelimeden oluşur. Her ikisi de. Hemen sorusu geliyor. Gelsin hatta. Diyor ki, çember çiçek aranjmanı. Çelenk. Çelenk. 600 puan daha. 1800. İlk 7 harfli cevabını yanıtladığında 3000 puanı bulmuştu Mahmut Bey. Aynısını yapmamız lazım. Ha gayret efendim. Korkmayın sorudan. Gayet iyi biliyorsunuz bence. Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan çok damarlı, salgısını kana veren bir bez. Elbette yabancı kökenli bir adı var. Abi yalım. Guatr değil. O hastalığın adı. Bir harf alabilir miyim? Buyurun gelsin. Bunlar şişerse... Tiroid. Guatr olur. 500 puan değerindedir. 2300. Burada bir harf almayayım da 3000'i bulalım. Tamam. Tam ortasına geldik, 3000'i bulduk deriz. Buyurun gelsin. Biletli kura. Aa. Size de çıkabilir. Evet, talihli. Neydi? İtalyanca kökenli bir kelime bu. İtalyanca, biletli kura. Belki de sıra sizde. Bir harf alabilir miyim ben? Peki. Bilemedim. Basit de bir şey. Piyango. Piyango. 600 puan değerinde. 3000 olmadı, 2900. Süre gayet güzel efendim. 7 sorumuz var. 2 dakikadan fazla da süremiz var. 7 harfli cevapları arıyoruz. Bu da pekiştirilmiş tabirlerden. Yani beyaz, bembeyaz, kırmızı, kıpkırmızı gibi. Gelsin görelim. Şöyle sorulmuş. Diyor ki, kıpırdamaksızın, hareketsiz ve donmuş halde anlamlarında pekiştirilmiş bir söz. Kapkatı. Kapkatı değil o. Kaskatı. Kaskatı, 700 puan değerinde. İşte budur. Sizin başarınız Mahmut Bey'i bile mutlu etti. Teşekkür ederim. En büyük destekçiniz şu anda arka tarafta. Gelsin efendim, iki kelimeden oluşan bir soru. Cevap iki kelimeden oluşuyor. Soru 3 kelime, 4 kelime. Senkronize yüzmenin diğer adı. Kulaç atma. Hadi canım. Şey, bir harf alabilir miyim? Alalım. Ben soruyu da anlamadım. Şöyle söyleyeyim bakın size. Bu spor dalında bedenin daha çok alt tarafı suyun üzerindedir. Erkekler... Su balesi. Su balesi. 700 puan değerindedir. 4300 puana çıkar kasa. Böyle bir şey olduğunda bazen hani dolaylı sorular falan çıkıyor ortaya. Her zaman söylediğim gibi taktik metot size ait. Tamam mı? Duralım. Bu ne biçim soru deyin. Ben açıklamayı yaparım. Anlaştık. Hadi gelsin yeni sorumuz efendim. Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma. Münakaşa. Türkçe. Tartışma. Şöyle bir de cesaretli. Tartışma. Tartışma 800 puan değerinde. 5100. 3 tanecik, 3 tane değil, 4 tanecik soru kalmış. 3800 puan değerinde o sorular. Siz 5000 puanı aştınız. Yani 8000 değil, 8800, 8900 bekliyor sizi. Ne güzel değil mi? Evet. Evet. Hadi gelsin. 9 harflidir. Şöyle sorulmuştur. Fena değil. İş görür anlamlarında kullanılan bir tabir. İki kelime. E işte. 9 harfli. İki kelime. Ben bir harf alabilir miyim? Buyurun. Burada alınır harf. Yani, hay... yani böyle tam olarak istediğim şey değil ama. Hallice değil. Şimdilik kullanırım. Şimdilik iş görür. Geçici olarak. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir tane daha istedik. İki kelime olduğunu unutmuyoruz. Çok güzel bir D harfi geldi. İdare eder. İdare eder 700 puan değerindedir. 5800. 9 harfli cevaplar, tek bir kelime efendim, son 9 harfli cevabınız çok daha kolay idare ederden hemen gelsin de görelim. Diyor ki, mecazi anlamda bir şeyi yapmayı kabul etmek veya kimin yaptığı bilinmeyen bir olayı yüklenmek. Üstüne.
Senem Hanım, azıcık güven, azıcık cesaret. Üstünü almak. O iki kelime. Olmuyor. Tek kelime yapın onu bana. Kökü değiştirmeden. Üstlenmek. Üstlenmek. 900 puan daha. 6700. Ne güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. İki soru kaldı geriye. Halen bir dakika gibi bir süre var. Evet. Çok güzel sonuç. Buyurun bakalım. Diyor ki, doğayı kirletmeyen ürünler için kullanılan bir söz dizisi. Ya da doğada böyle çözünen. Şey. Yazıyor yani üstlerinde de. Evet, probiyotik. Probiyotik o da iyi. Değil. O mayalı olanlar için de şey. Türkçe bu. İki kelime ve Türkçe. Organik de değil. Bir harf alayım ben o zaman. Buyurun efendim. Doğayı kirletmeden. Evet, doğayı kirletmeyen ürünler. Şimdi mesela bazı plastik torbalar çıktı. Eskisi gibi değil, çözünüyor onlar doğada. O yüzden de böyle bir şey yazıyor torbalarda. Evet, çevrim. Efendim? Çevre. Çevre. Durdurayım ben süreyi. Ah, bir harf daha alabilirdik yahu. Çevre güzel. Çevre. Çevrenin nesi? Atık. Çevre. Karşıtı. Çevreyle candaş, çevreyle yandaş. Çevre dostu. Çevre dostu, 900 puan değerinde. 7600 kasa. İstersek son sorumuzda 6 tane harf bile alırız ama yapmayacağız öyle bir şey. Bizden sonra gelenler sıkıntı çeksin diye. Senem Hanım artık şampiyonluğa oynuyor, doğru mu? Teşekkür ederim. Rica ederim, bilmiyorum. Ben teşekkür ederim. Siz yarıştınız efendim, ben yalnızca kapıyı gösteriyorum. Buyurun. Diyor ki, üçüncü teki şahsa yönelik o. Ruhu bile duymaz denir. Ruhu. Bileği atsak? Ruhu duymaz. Ruhu duymaz. Haberi bile olmaz anlamında bir tabir ki okumaya gerek kalmadı. Ruhu duymaz. 8600. Kelime oyununda pratik oldukça önemli bir şey. Evet, gerçekten öyleymiş. İkinci yarışmada neler olduğunu hep net bir şekilde görürüz. Üçüncüye görürsün. De gelmek istiyorum. Üçüncüye siz geleceğim deyin de biz buralara halılar sereriz. Teşekkür ederim. Fakat aranızda en fazla pratik sahibi olan kişi Barlas Bey'dir. Birazdan neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Senem Hanım'a bir alkış ne olur. Kelimedir. Sahne adı. Sahne adıdır. Nasıl gidiyoruz? Gümbür gümbür. Ben odaklanamıyorum. Size de söyledim. Aman yarabbim. Ya. Eyvahlar olsun. Ne yapacağım? Yani bilmiyorum. Ben zaten dostlarla oturduğumda da harf veriyorum. Öyle bir alışkanlığım var artık. Tahmin ediyorum. Boya karıştırmak Tuval. İçin kullandıkları. Boya karıştırmak palet. İçin. Site. Site. Ah. Üşengeç içeceği. İki kelimedir. Şey çayı. Şimdi Mahmut'a sorsak hemen bilir. Tembel çayıdır herhalde. Ay. Şey, kaçak yapma. Kaçak. Ne oldu? Kısa yol. Kısa devre. Açık örgü. Ne yapıyorsun Eda ya? Ne oluyorum ya? Ne yapacağım ben şimdi? Ya ne yaptım? İkinci öğrettim. İkinci okul. İkinci. İkinci değil işte o. Hayatımı. Kağıda dökme. Bir daha. Kağıt dökmeleri. Kağıt dökmeleri. Güzel dizi ismi olurmuş. Hani çok şık giyinen bir hanımefendisiniz. Bu konularla da ilgili bilginiz var mı? Mahmut'a gelse yanmıştır mesela. Vallahi biliyormuş. Hayret. Nokta noktadır. Haşlamak gibiymiş. Haşlak çay. Ha gayret. Haşlama çay. Söz geçirme. Kağıt dökmeleri. Kağıt. Kağıttan kurtarın kendinizi. Defter. Defter mi? Yapmayın. Neden ya? Mahmut bile biliyor. Pantolonlar, etekler, tişörtler, bluz olmaz. Kalem. Kalem tutma. Kaleme dökme. Kalem. Mahmut Bey'le bir şey konuşmam lazım. Efendim o 1980'lerde hala giydi benim bildiğim. Halen giyiliyor mu? Tabii ki. Ben yıllarca onları aramakla geçti ömrüm. Allah başka dert vermesin. Allah beni kahretmesin. Allah kocaman beni alkışlar. Kahretmesin. Çok teşekkür ederiz efendim. Niye kısa kestiniz alkışı? Barlas Tavil gelmiş. Kocaman. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim. Vallahi kalbimizdeki yeri başka. Öyle. Açıkça söyleyelim. Çünkü hiç bu efendime söyleyeyim hani soru bağışla biten organizasyonların içerisine biz girmezken siz ilk adımı attınız zaten. Yolu bize siz gösterdiniz, açıkça söyleyeyim Barlas Bey. Bugün de gördüğünüz üzere şahane başlangıçlar yaptık. Mahmut Bey 8000 puan, Senem Hanım 8600 puan aldı. Evet. Daha da yukarılara taşırız gibi geliyor bana. Bakalım.
Hayırlısı. Geçmesi zor puanlar. 8600 o kadar kolay değil. O yüzden 12 tane harf alınabilir. Risk alarak yarışacağım. Dolayısıyla düşük bir puan alırsam affola. Rica ederiz. Ne demek efendim? Ama sizin varlığınız yeter. Nasıl olsa özel bölüm, eğlenelim. Yukarıyı hedefleyelim, bakalım ne olacak. En güzeli o zaten. Başlasın mı peki? Olur. Hadi gelsin. Barlas Bey'in ilk sorusu, dört harfli bir cevabı arıyoruz efendim. Diyor ki, bir ibadethanenin kelime anlamı toplayan, bir araya getiren olan adı? Cami. Cami. 400 puan değerinde. 3 saniyede. İkincisi geliyor. Yine dört harfli bir cevaptır. Görelim efendim. Diyor ki, lirik, didaktik, pastoral, epik gibi türleri olan? Şiir. Edebi anlatım biçimi şiirdir. 400 puan kazandırır. Ne kadar da kolay sorular. 5 harfli cevaplar hızlı geçecek. Görelim. Görelim efendim. Üçüncü soru diyor ki, ayrılan yolun başlangıç noktasına? Sapak. Diyoruz. 1500 puan da oradan kazanıyoruz. 1300. Bitsin şu 5 harfliler. Tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Karbon asidiyle yapılan bir tür tatlı içecek. Gazoz. Olsa olsa gazozdur. 1500 puan daha kazandırır. 1800. Yani boşa övmem. Vallahi boşa övmem. Mahcup ediyorsun. Hadi bakalım. 6 harfidir, tek bir kelimedir efendim. Bu biraz daha dolaylı. Yerleşim bölgeleri arası her türlü gidiş geliş eylemini tanımlayan bir söz. Tek bir kelime. Yerleşim bölgeleri arası her türlü gidiş geliş eylemi. Bir olgu. Mema, mekmak yok. İnsanların, postanın, malların. Malların, hepsi birden. Daha çok insanlarınmış gibi düşünülür ve kullanılır ama aslında hem insanların hem malların, ticaret mallarının, şunların bunların. Hani karayolu nokta nokta, deniz yolu nokta nokta, hava yolu nokta nokta sı ya da ı. Bir yerden bir yere erişmek. Bir yerden bir yere. A şehrinden B şehrine. Ulaşım. İşte o kadar Barlas Bey. 600 puan değerindedir efendim. 2400'e çıkıyor kasamız. 6 harfli cevapların ikincisi gayet kolay bir soruya sahip. Dümdüz bir soru. Diyor ki %88'i su olan bir meyve. Karpuz. Karpuz. 600 puan değerinde. 3000 oldu kasa. Bunun için çocuklara akşam belli bir saatten sonra yedirmezler. Ki çarşaflar sabaha daha sakin kalabilsinler diye. 4 harfliler, 5 harfliler, 6 harfliler bitti. Yani 6 tane soruya cevap verdik, hiç harf almadık. 3000 puana ulaştık. Şimdi yabancı kökenli bir kelime çıkacak karşımıza ki her dilde hemen hemen kullanılıyor. Bizim dilimize de girmiş elbette. Şöyle bir sorusu var. Buyurun gelsin. Edebiyat ve sinemada kullanılan üçleme ya da üçlü yapıt. Triloji. Yabancı kökenli karşılığı triloji 700 puan değerindedir. 3700. Gayet kolay bir kelime daha efendim. Bu seferki Arapça kökenli ama naftalinli kelimelerden değil, varlığını sürdürüyor dilimizde. Buyurun. İnşaat alanı. Şantiye. Şantiyedir efendim. 700 puan değerindedir. Arapça dedin ama Fransızca. Değil. Fransızca kökenli. Bazen böyle saçmalıklar yapıyorum. Kusura bakmayın. Çaktırmayın. Yaparsam da sonra reklam arasında söylersiniz. Arapça dedin ama o Fransızcadır diye. Geçen de suikaste yaptım aynı şeyi. Buyurun gelsin. Şöyle bir soru. Oyuncu veya müzisyenler gibi bazı sanatçıların seyirci karşısında kullandığı takma isim iki kelimedir. Sahne adı. Sahne adıdır. Nasıl gidiyoruz? Gümbür gümbür. 800 puan değerinde. İstiyorum ki şurada bir ekran olsun. Tam şurada bir ekran olsun benim yanımda. Yarışmacı burada yarışırken arkadaki yarışmacıların yüz ifadelerini görebilsin. Siz cevapları yapıştırdıkça Eda Hanım neler yapıyor bir görseniz. Dünya tatlısı. Hadi gelsin yeni soru. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak, basit düşünelim. Basit cevaplayalım. Ayrılmak değil herhalde, soruda geçiyor. Yok. Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak. Bazen ayrılırız ama yine bir aradayızdır. Bu? Açılmak gibi. Saçılmak. Yani bir bütünken
bölünmek değil. Ayrılıp birbirinden uzaklaşmak. Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak. Almayalım harf. Almayalım. Buluruz bunu. Bir bütünken birbirinden ayrılmak. Bölünmek. Sonra da bölünmek. Ve sonra da iyice uzaklaşmak böyle. Alana yayılmak. Saçılmak. Saçılmak gibi mesela. Yayılmak. Yayılmak da mı değil? Hayır. Allah. Hani bazen mesela düşünceler böyle birbirinden ayrılır ve uzaklaşır. Ya deriz ki kusura bakma bugün biraz dalgınım. Ha. Dağılmak. Dağılmak 800 puan değerinde. Yani o kadar çok muhtemel cevabı var ki bunun bazen aslında harf almamak biraz açgözlülük oldu burada. Kesinlikle ama doğrusunu yaptınız. Kesinlikle doğrusunu yaptınız efendim. Hani bu tip basit sorular bazen en zorları oluyor. Bir harf çözüyor her şeyi de almayalım canım. Ne lüzumum var? 9800 dedik baştan. Gelsin efendim. Son 4 soru. Diyor ki. Ben demedim. Ben dedim. Tank, top, obüs gibi savaş araçlarının genel adı ki iki kelimeden oluşur. Ağır silah. Tank, top, obüs. Obüs. Bunların özelliği uzun menzilli olması, ağır silah olması. Tamam. 9 harfli iki kelime. Ağır silah. Ağır silah. Tam bizim aradığımız cevap 900 puan değerindedir. 6900. 3 soru kaldı. Son 9 harfli cevaptır. 2 kelimeden oluşur efendim. Daha önce de aynen bu şekilde sormuştuk. Görelim. Diyor ki, yaşadığı ülkenin tüm kesimlerini yakından bilen, toplum tarafından sevilen kimselere tam bir... Halk adamı. ...derler ki zor soruydu. 900 puan kazandırdı işte. 7800 kasa. 2000 puan daha kazanacağımız 2 soru kaldı. Fakat sizin gibi kibar bir beyefendi acaba böyle şeyler yapmış mıdır bekarlık hayatında? 3,5 hafta kadar önce. Dur bir bakalım. Umarım yapmamışımdır ama biliyorumdur. 2 kelime şöyle sorulmuş. Bitmeye yüz tutmuş demliğe bir miktar kaynar su dökerek hazırlanan üşengeç içeceği. 2 kelimedir. Bir şey çayı. Şimdi Mahmut'a sorsak hemen bilir. Tembel çayıdır herhalde. Üşengeçin eş anlamlısı. Bilmiyorum. Ay. Süremiz bol. Üşengeç olduğuna göre... Efendim üşengeçi oraya yalnızca durumu böyle süslesin diye koydum o kelimeyi. Hmm. Oradan yola çıkmayın. Mevzu şu. Demlikteki işte efendime söyleyeyim çay bitmiş. Bir tek orada otu kalmış. Altındaki suyu bunun üzerine döküyoruz. O eyleme verilen ad. Haş. Bekar mutfaklarında çokça yapılan bir eylemdir ama. Siz daha çok filtre kahve. Bir şeyler söylüyor gibiydiniz de sonra vazgeçtiniz. Haşlamak gibi bir şey. Hmm. Haşlak çay. Yani bu 10 harfli. Ha gayret, ha gayret. Haşlama çay. Hiç harf almadılar. Buna pratik zekanın zaferi diyoruz işte. Bir alkış ki yıkılsın. Haşlama çay. İki kelimeden oluşuyor. Son soru, son cevap. Mema diye bitiyor efendim. Mekmak diye değil. Buyurun gelsin. İsteğini yaptırma, lafını dinletme. Yani sözünü geçirme. Bilmiyorum. Söz dinletme. 11 harf olur. Söz geçirme olur. Şimdi zeki insanların böyle zafer bir sıkıntısı dansına oluyor. Başlayayım mı? Cevabı bulduktan sonra nedendir bilinmez üstüne bir şeyler koymak istiyorlar. Söz geçirme. Söz geçirme. 10 harfli mi o? Aynen öyle. 1000 puan değerinde 9800 yapar kasayı. Eda Hanım nasılsınız? Dünya tatlısınız. Hadi Barlas Bey'i hep beraber bir daha alkışlayalım. Ben odaklanamıyorum. Size de söyledim. Aman yarabbim. Ya. Ay. Eyvahlar olsun. Ne yapacağım? Yani bilmiyorum. Ben zaten dostlarla oturduğumda da harf veriyorum. Öyle bir alışkanlığım var artık. Tahmin ediyorum. Boya karıştırmak Tuval. İçin kullandıkları, boya karıştırmak palet. İçin bu. Site. Site. Şey kaçak yapma. Kaçak.
Ne oldu? Kısa yol. Kısa devre. Açık gördüm. Ne yapıyorsun Eda ya? Ne oluyorum ya? Ne yapacağım ben şimdi? Ya ne yaptım? Ki ikinci öğrettim. İkinci okul. İkinci? İkinci değil işte o. Hayatımı? Kağıda dökme. Bir daha. Kağıt dökmeleri. Kağıt dökmeleri. Güzel dizi ismi olurmuş. Hani çok şık giyinen bir hanımefendisiniz. Bu konularla da ilgili bilginiz var mı? Mahmut'a gelse yanmıştır mesela. Vallahi biliyormuş. Hayret. Nokta noktadır. Kağıt dökmeleri. Kağıt. Kağıttan kurtarın kendinizi. Defter. Defter mi? Yapmayın. Neden ya? Mahmut bile biliyor. Pantolonlar, etekler, tişörtler, bluz olmaz. Kalem. Kalem tutma. Kaleme dökme. Kalem. Mahmut Bey'le bir şey konuşmam lazım. Efendim o 1980'lerde hala giydi benim bildiğim. Halen giyiliyor mu? Tabii ki. Ben yıllarca onları aramakla geçti ömrüm. Allah başka dert vermesin. Allah beni kahretmesin. Allah kocaman beni alkışlar. Kahretmesin. Grubun en sempatik, en civelek üyesi Eda Hanım'la birlikte 4. yarışmacımız. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. 9800'ü gördüm, daha da iyi oldum. Ama 9800 oldu diye hemen öyle yelkenlere suya indirmek yok efendim. O 9800'ün üzerine 10 saniye arttırıverirsiniz. Yahu Barlas Tavil diye birisi vardı yanımda, ona rağmen kazandım dersiniz. Yani inşallah. Neden olmasın? Neden olmasın? Ama çok güzel yarıştılar ya. Siz de güzel yarışıyorsunuz. İnşallah. Ben odaklanamıyorum. Size de söyledim. Arka tarafta öyle. Ya inşallah odaklanırım o zaman. Burada. Olacak, olacak. Merak etmeyin. Her zaman söylediğim gibi 4 harfli cevaplar geçtikten sonra nasıl başladığını, nasıl bittiğini anlayamıyor bile insan. İnşallah. Bir önceki gibi olmaz. Olmaz. Bir önceki performans da gayet güzeldi. Çok güzeldi bence de. Evet. Ben çok seviyorum o performansımı. Hep zorları bilmişim ama o şeylerde takılmışım ya. Hani zapping'de. Zappidi. Zappidi de. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık evet. Neyse onları aklımıza getirmeyeceğiz şimdi. Tamam. Öyle zaten hani söylenmesi zor. İngilizceden direkt Türkçe'ye geçmiş hiç burnundan da kıl aldırmayan kelimeler yok. Tamam. Gayet derli toplu kelimeler sakin sakin cevaplanacak. 9800 puan da kazanılabilir, asılacağız. Buyurun gelsin ilki bakalım. 4 harflidir, tek bir kelimedir. Yabancısını verdik, Türk'ünü istiyoruz. İlke. Okumadım bile. Prensip sözünün Türkçe karşılığı ilke. Başlangıcın güzelliğine bakın. Babanızın yüzünde alkışla birlikte müşfik ve babacan bir ifade vardı ki görmenizi çok isterdim. Hadi gelsin. Şöyle bir soru. Diyor ki bir şeyi kapamak, gizlemek için örtü kullanılan her türlü kumaş veya kumaş benzeri malzemeye örtü denir. Tamam. Burada biraz daha uzun düşünebiliriz. Çünkü dolaylı bir soru, kısaltılmış bir soru. Daha önce de kullandık bu tamam sistemi. Buyurun bakalım. Şöyle bir şey yani. İlahi minnet. Şükür. Bilmiyorum Eda Hanım. Şükür. Şükürdür o 500 puan değerindedir. 1300. Aman yarabbi. Bence siz Türkan Şoray'ı çok seviyorsunuzdur. Seviyorumdur. Bütün filmlerini izlemişsinizdir. İzlemez miyim? Kesinlikle öyle. Çünkü göz makyajından anladım. Buyurun gelsin. Aslen İspanyol ve Afrika kökenli olan, müziği ve hareketleriyle Küba'yı yansıtan bir dans Türkan Şoray'la ne ilgisi olabilir? Yani benim niye aklıma roman geliyor? Roman değil bu. Küba'da yok öyle bir şey. Eyvahlar olsun, ne yapacağım? Latin. Latin değil, Küba. Ya bilmiyorum. Ya. Neydi o? Bilemiyorum ya. Kalplere vur bir zımba. Tumba da tumba. Tumba değil o. Rumba. Efendim? Rumba. Rumba 500 puan değerinde. ...1800 oldu kasamız. 4 soruyu cevapladık hiç harf almadan. Özür dilerim. 6 harfli cevaplardayız. Gelsin efendim. Öyle heyecanlandım ki ses tellerim birbirine girdi. Birdenbire yakalayıp... Sökmek. Çekerek almak. Aman yarabbim. Sökmek demek istiyorum. Demeyin onu. He. Mesela... Hırsız düşünün. Birdenbire yakalayıp çekerek alıyor ve kaçıyor. Kapkaççı. Heh, ne yapıyor önce? Kaçmak, kapmak, kapmak. Kapmak 600 puan değerindedir. Bu bir bilgi sorusu, 6 harfli bir cevabı arıyoruz birlikte. Gelsin görelim efendim nasıl sorulmuş.
diyor ki Hazreti Muhammed'in doğumunu ve hayatını anlatan Mevlid. Mesnevi. Buyurun. Mevlid. Mevlid 600 puan değerinde. Mevlid ya da Mevlüt. İkisi de olur. Yine mastarla biten bir kelime, 7 harfli bir kelime. Gayet kolay bir soru, gayet kolay bir cevap. 700 puan da buradan kazanacağız. Tam ortasında olacağız yarışmanın o zaman. Bir sözün, bir davranışın kendisine söylendiğini veya yapıldığını zannederek rahatsızlık duymak. Alınmak. Kurmak. Bilmiyorum. Alınmak. Alınmaktır 700 puan değerindedir. Size bir şey söyleyeyim mi? Barlas Bey'le aynı puandasınız ve ondan daha hızlısınız. Aman yarabbim. Ya. Hadi bakalım. 7 harflidir. Şöyle sorulmuştur. Gelişmesi, iyi durumda kalması veya daha iyi duruma gelmesi için emek sarf edilmiş olan. Ek almış bir kelime. Çabayla oldu şimdi. Gelişmesi, iyi durumda kalması veya daha iyi duruma gelmesi için emek sarf edilmiş olan. Ben sana ne emekler verdim, ne çabaladım. Hı. Ben bir de şöyle söyleyeyim. Mesela çirkin kadın yoktur. Gelişmesi, iyi durumda kalması veya daha iyi duruma gelmesi için emek bakın, sarf edilmemiş kadınlardır. Bakım, dur. Bakımlı. Buyurun. Ay bakımlı. 700 puan daha. 4400 oluyor kasa. 6 tanecik soru kaldı. O kadar da kolay bir 8 harfli cevap var ya, ki. Ya böyle diyorsunuz ya ben. Bunu isterseniz yazılı veririm size. O kadar kolay ki. O kadar kolay ki. Bir saniye harcarsanız vallahi gözümden düşersiniz. Buyurun gelsin. Ama öyle demeyin. Vallahi düşersiniz. Bazı eğitim kurumlarındaki asıl eğitime hazırlık. Geç. İşte bu kadar. Ne diyorum ben? Biliyorum da söylüyorum. Bir alkış ki. Yani fark ettiyseniz sorunun geri kalanında okuma isteği bile gelmedi bana. Hadi bakalım. Devam ediyor efendim. Tek bir kelime mastarla bitiyor. Şöyle sorulmuş. Katı veya toz durumundaki bir maddeyi sıvı ile karıştırıp el yordamıyla hamur durumuna getirmek. Yoğurmak. Yoğurmak. Eda Hanım'a bakın. 1800 puan daha kazandı. 6000'e çıktı kasası. Halen de 3800 puan kazanabilecek, 9800'ü yakalayabilecek durumdayız. Burada sizi sıkıntıya sokacak bir soru olabilir mi? Belki biraz bu. Ama süremiz bol, uzun uzadıya düşünürüz. Hadi bakalım. Bugün Arife, kolektif çalışma günü. Gelsin. Elektrik akımındaki rota kayması. Çarpıntı dur. İki kelimedir. Çarpıntı çay içersek olur. temassızlık oluyordur. Ne yapıyordur? Şimdi... Devre var biliyorsunuz ya. Devrede. Belli bir yolu var elektrik akımının. Hı hı. Bazen elektrik akımı kestirmeden gitmek ister. Şey kaçak yapma. Kaçak. Ne oldu? Olmadı hayır, mı? Hayır. Bazen kestirmeden gitmek ister. Kısa yol. Kısa devre. Kısa devre 900 puan değerinde. 6900 tek bir kelimedir, 9 harflidir. Gelsin bakalım. Hazırlık kadar olmasa da oldukça kolay bir soru. Doğru bir çizgi üzerinde sıraya sokmak. Mastarla bitiyor tek kelime. Süre bol, sakince düşünün. Doğru bir çizgi üzerinde sıraya sokmak. Hizalamak. Buyurun. Hizalamak. 900 puan değerinde. Evet öyle. 7800. İki soru kaldı. Yalnızca iki soru kaldı. İkisi de kaç saniye? Kaç saniye mi? 1 dakika 20 saniye var. 9 saniye arttırdı Barlas Bey. Tamam. 1 dakika 10 saniyeyi kullanabilecek durumdasınız. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle bir soru. Diyor ki %50'si ortak ders içeren iki farklı eğitim alanında eğitim görme imkanı sağlayan YÖK onaylı sistem. Yanda. Hoppa. Sakin sakin sakin. İki farklı eğitim alanında eğitim görme imkanını sağlayan YÖK onaylı sistem. Açık öğretim. Ne yapıyorsun Eda ya? Branş, ortak dersler. Ne oluyorum ya? İki farklı eğitim alanı. Yani biri ise diyelim. Biri mesela işte inşaat mühendisi, öbürü mimarlık. E tamam. İkisini birden okuyorsam ne yapıyorum? İki üniversite. Ha ne işte onun adı ne? Ne yapacağım ben şimdi? İki üniversite. Ne yapıyorum yani ben? Beraber gidiyoruz dedi. İkisini de okuyorum. Ya ne yaptım?
Yer değiştirelim. Yer değiştirelim gel diyorlar. Yani iki tane birden. Tek değil de. Hı. İki tane birden. İki. İkinci öğretim. İkinci okul. Durdursak mı acaba? İkinci. İkinci değil işte o. Hani tek bir bölümde okumuyorum da. İki. İki tane bölümde okuyorum. Çift anadal. Çift anadal. Oh 1000 puan değerindedir. İş biraz zora bindi yalnız. Süremizi yedik çünkü. 5 saniyede hiç harf almadan son soruya cevap vermek lazım. O son soruda iki kelimeden oluşuyor ve ma diye bitiyor. Tamam ben hemen basacağım, durduracağım ve şey yapacağım. En güzeli 30 yani. Saniye içerisinde cevabı bulmaya çalışacaksınız. Yapılması tamam. Gereken odur zaten. Hadi bakalım gözümüz kara bu işi halledeceğiz biz. Gelsin. İki kelime ma diye bitiyor. Metni inşa etme, yazıyla anlatma. İki kelime. Metni inşa etme, yazıyla anlatma. Yazıya dökme. Yazı deyip de yazıya dökmeyi sormaz. Tabii sormazsınız. Ne yapacağım? Sakin. Mema diye bitmekte iki kelimeden oluşuyor. 10 harfli. Hatıralarımı, hatıratlarımı. Yaz. Anı. Anılarımı. Hayatımı. Kağıda dökme. Bir daha. Kağıt dökmeleri. Kağıt güzel de... Kağıt dökmeleri. Kağıt. Güzel dizi ismi olurmuş. Kağıt dökmeleri. Kağıt. Kağıttan kurtarın kendinizi. Defter. Defter mi? Yok, başka bir şey daha lazım. Açarlar. Yapmayın, neden ya? Sakin. Karalama. Ya kağıt dışında ne lazım? Kalem. Hah? Kalem tutma. Kaleme dökme. Kalem. Kalem. Hatıratımı, kalem, anılarımı kaleme döktüm. Döktüm değil o. O kağıda döktüm. Kaleme aktarmak. Bakın kaleme ise eğer 4 harf. Yapma ya. Allah beni kahretmesin eve. Olur mu öyle şey ya? Kocaman Allah alkışlar. Allah beni kahretmesin. Allah sizi şad etsin. Bahtiyar etsin. Dünya tatlısı. Öyle değil mi yahu? Bir alkış daha. Ben doyamadım. Ben zaten dostlarla oturduğumda da harf veriyorum. Öyle bir alışkanlığım var artık. Tahmin ediyorum. Boya karıştırmak Tuval. İçin kullandıkları, boya karıştırmak Palet. İçin... Palet, şey, site. Site. Ah. Hani çok şık giyinen bir hanımefendisiniz. Bu konularla da ilgili bilginiz var. Mahmut'a gelse yanmıştır mesela. Vallahi biliyormuş. Hayret. Nokta noktadır. Mahmut bile biliyor. Ha. Pantolonlar, etekler, tişörtler, bluz olmaz. Yok. Mahmut Bey'le bir şey konuşmam lazım. Efendim o 1980'lerde hala giydi benim bildiğim. Halen giyiliyor mu? Tabii ki. Ben yıllarca onları aramakla geçti ömrüm. Allah başka dert vermesin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Şahane bir gün. Hiç çalışıyor gibi değiliz vallahi. Böyle dostlarla oturduk, sohbet ediyor gibiyiz. Ben zaten dostlarla oturduğumda da harf veriyorum. Öyle bir alışkanlığım var artık. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorsunuzdur efendim. Son noktayı da siz koyacaksınız. Evet. En son size harf vereceğim. Artık konacak nokta kalmadı da. Neden öyle diyorsunuz? Bakın mesela Eda da aynı şekilde, Eda Hanım da aynı şekilde gelmişti ama 9800 puanı. Neredeyse oluyor. Kıl payıyla kaçırdı. Evet. İşte kağıt dökmeleri falan derken toparlayamadık. Kaleme alamadık evet. Ne yazık ki. 9800 olacak o belli. Birisi 9800 puanı bugün arzu ettiği bir yardım kuruluşuna, bir dayanışma örgütüne gönderecek. Şu anda Aziz Nesin Vakfı'na evet. Gidecek gibi gözüküyor. Fakat sizin koruncuklarla ilgili başka bir projeniz var. Evet, Koruncuk Vakfı'na götürmek için yarışacağım. Bu arada İzmir Koruncuk Vakfı kuruldu. Onlar Barbaros Köyü kurmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ve koruncuklar İzmir'e yerleşiyor sloganları da. Hepimizin desteklerini bekliyorlar. Hadi hayırlısı bakalım. İnşallah ben de bir şeyler yapabilirim. Bir süredir zaten uğraşılıyor bildiğim evet. Kadarıyla. Evet, bayağı hani, uğraşıyorlar. Uzun süredir planlanmış, programlanmış bir işti. Evet. Proje böyle hayata geçmek üzereydi. Bazı sıkıntılar oldu. Tekrar dirildi. Evet. Gayet de güzel bir şekilde yani insanlar elini taşın altına koyuyor çünkü. Çok çalışıyorlar. Çok gerçekten. Çalışıyorlar. Güzel ilerliyor. Evet. Hani yalnızca biz değil. Zaten hani Koruncuk'un nasıl bir vakıf olduğunu bilen insanlar da evet. Yardımda bulunurlarsa evet. Çok seviniriz. Kesinlikle. Herhangi bir arama motorundan İnşallah. Girsinler neler yapacaklarını öğrenirler.
Evet, çok teşekkürler. Şimdi de arzumuz, isteğimiz şu ki bu 9800 puanı arzu ettiğimiz yere kanalize etmek. Doğru mudur efendim? Evet, tamam. İnşallah. Eda Hanım ne yazık ki sonuna geldi, son anda kaybetti. İnşallah başlangıç öyle olur da sonu öyle olmaz. Kalbim dayanırsa. Siz zaten heyecanlı yarışmayı seviyorsunuz. Evet, ben sizi biliyorum. Tamam, o yüzden hiç o heyecanı zapt etmeye çalışmayalım. Amiyane tabirle koy verin gelsin. Tamam. Buyurun. Dört harfli tek bir kelime. Diyor ki bağıt, sözleşme, mukavele. Bunların eş anlamlısı akit. Olan bilmiyorum, siz söyleyin. Akit. Akittir, nikah akdi gibi. 400 puan da yerinde efendim. Biraz kuşa çevrilmiş bir soru. Aslına bakarsanız kaynağımızdan aldık fakat gereksiz gördüğümüz yerlere attık. Sonra bir baktık ki yok, gerekliymiş onlar. O gerekli kısımları soruyu okuduktan sonra huzurunuza getireceğim. Konutlar topluluğu dedik ama yalnızca konutlar topluluğu değil. Bu konutlarda yaşayan insanların ortak kullanım alanları vardır ve sosyal alanlardır bunlar. Konutlar topluluğu. Evet, dört harfli yabancı kökenli bir kelime. Köküne inelim dersek ta Yunanca'ya gideriz. Ofis falan değil değil mi? Konutlar topluluğu. Şey, site site. Site ha, site. Ah. 400 puan değerinde. Hep bir bilgi sorusu soruyoruz. Bu da size denk gelendir. Şöyle sorulmuştur gelsin. Diyor ki fruktoz da denen şekerin doğal olarak elde edildiği besin. Fruktoz. Fruktoz. Zaten hani o fruktoz. Meyve. Meyve. Bilmiyorum. Meyve. Meyve meyve. 500 meyve. Puan mı 500 puan? Gelsin. Artık sağlık programlarını izleye izleye bunları hepimiz ezbere biliyoruz. Neleri? Sağlık programlarını izleye izleye. Valla biz izleyemiyoruz ama yani öğrenmek de güzel böyle evet. Şeyleri aslına bakarsanız. Buyurun gelsin. Şöyle bir soru. Ressamların boya karıştırmak tuval. İçin kullandıkları boya karıştırmak palet. İçin palet. 500 puan değerindedir 1800'de çıkar kasa. İlk altı harfi cevabınız tıpkı Eda Hanım'a gelen kapmak gibi yarısı mastarla biten bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Buyursun. Diyor ki sürü hayvanlarını... Bitmek. Sürmek. Bir daha bakalım. Sürü hayvanlarını geniş bir alanda... Yaymak. Dolaştırarak otlatmaya yaymak denir. 600 puan da yerindedir. Ne de kolay bir soru, hediye gibi bir soru. Bu hızla 1600 puanla buradan kazanırız biz. Görelim efendim. Fransızca kökenli nü sözünün Türkçe karşılığı? Çıplak. Bilmiyorum. Çıplak. Çıplak. 600 puan daha. 3000'i yakaladık. İki tane 7, iki tane 8, iki tane 9 ve son olarak iki tane 10. Gayet güzel ilerliyorsunuz. Şu ana kadar hiç harf almadınız. Halen 3 dakikadan fazla süreniz var. Neredeyse yarım dakikada yarısını bitirdiniz soruların. Daha ne diyeyim? Buyurun gelsin efendim. Şöyle bir soru. Ücreti karşı taraftan alınan ödemeli. Telefon görüşmelerini veya kargo gönderimlerini niteleyen sıfat neydi? Ödemeli. İnce Hanım, ödemelidir o. 700 puan değerindedir. Buyurun bakalım. Size geldiği için mutluyum. Vallahi öyle. Öyle. Çünkü yabancı kökenli bir kelime aldığı ek Türkçe bir kumaş türünü niteliyor, tanımlıyor. O yüzden biraz karmaşık. Fakat siz hani çok şık giyinen bir hanımefendisiniz. Bu konularla da ilgili bilginiz vardır. Buyurun gelsin. Mahmut'a gelse yanmıştık mesela. Sentetik liflerle esneklik verilmiş kumaş. Bir dakika neydi bu ya? Sentetik. Vallahi biliyormuş. Hayret. Bir dakika. Sentetik lif. Kök, yabancı kökenli, sonla bir ek almış. Ay, Türkçe bir ek. Sentetik. Olamaz. Bir şeyi olan ek. Elastik, stretch. Ay ne? Mesela stretchli gibi. Ay, olamaz ya. Ama öyle bir şey olmaz tabii, stretchli. Sentetik. Bu kumaş nokta noktadır. Ay nasıl bilmiyorum. Mahmut bile biliyor. Sentetik liflerle. Biraz daha ipucu verin. Nasıl verebilirim bilmiyorum ki. Yani hani kökü yabancı kökenli olduğu için ekilerdeyse söyledim zaten. Bir şeyli kumaş. Apreli. Esniyor. Allah Allah. Pantolonlar, etekler, tişörtler, bluz olmaz. Ne kumaştı o ya? Nokta noktalı kumaş. Ay inanmıyorum.
sentetik. Gelmiyor. Esniyor. Olsa da göstersem. Yok gitti. Alalım mı bir harf? Ay. Ne yapalım? Alalım bir harf. Bir harf alayım. Hadi gelsin. Gitti. L harfiyle başlıyor. Lastik değil. Aa. Böyle çektiğin zaman yudum yudum gelir. Kır mı kır? Bir harf daha alayım. Bir gitti. Tane daha. Gitti yani. Li. Likralı ya. Likralı. Arkan. 500 puan değerinde. Yedi beni affet. Bana bir dakika müsaade eder misiniz? Ediyorum. Mahmut Bey'le bir şey konuşmam lazım. Mahmut Bey, buyurun. Sizin likralı nasıl bir kıyafetiniz olabilir? Ya evde süper şey kahraman kostümü falan mı giyiyorsunuz? Özellikle rock sever insanlar likra kumaş ya da likra kot pantolon giyerler. Efendim o 1980'lerde hala gitti giyiliyor. Benim bildiğim. Halen giyiliyor mu? Tabii ki. Ben yıllarca onları aramakla geçti ömrüm. Allah başka dert vermesin. Keşke bana değil. Çıksaydı o soru. Keşke size çıksaydı. İnci Hanım sıkmayın canınızı. Buyurun bakalım. Yeni soru şöyle sorulmuş efendim. Uygun olmayan bir anda yapılan. Zamansız. Yapıştırın gitsin. 1800 puan da oradan 5000'e çıktı kasa. Tek bir kelimedir. Sorusu pek belli etmeyecek ama MMA diye biter efendim. Aslına bakarsanız bir olgudan, bir durumdan, aynı zamanda bir eylemden bahsediliyor. Buyurun gelsin. Çiselti. Çiselti ya da? Serpinti. Hani M diye bitiyor demiştim ya. Kök güzel. Çiseleme. Çiseleme. 800 puan da yerinde. Dokuz harfle iki kelimeden oluşmakta birleşik yazılıyor. Buyurun gelsin efendim. Şöyle soruluyor. Diyor ki resmi adı ödeme kaydedici cihaz olan aygıt. Ödeme kaydedici. Biz bunu daha önce şöyle sormuştuk. Hesabını bilen para kutusu. Kumbara. Yok. Hesabını biliyor. Şey, yazar kasa. Yazar kasa 900 puan değerinde. Bu grubun en kolay sorusu. Gelsin görelim efendim. Tek bir kelimedir. Bilinip de sık düşünülmeyen veya unutulanı anımsamak. Akla getirmek. Buyurun. Anımsamak. Anımsamak 900 puan değerinde. 10 harfli iki kelimeden oluşuyor efendim. Gelsin görelim. Sondan bir önceki sorudur. Bir söz dizisi. Yalnızca sahil kentleri arasında ulaşım sağlayan hava taşıtı. Deniz. Heh, bir sahilden bir sahile. Bir sahilden bir sahile. Demek ki hava taşıtı. Ha, hava taşıtı. Evet, evet. Ay. Deniz uçağı. Deniz uçağı 1000 puan değerinde. 8600. Artık uçtum. Likralı'dan falan değil de şu sorudan korkuyordum. Öyle mi? İki kelimeden oluşuyor. Basketbolla ilgili. Hmm. Evet, o yüzden biraz korkuyorum. İlginiz var mı efendim basketbol? Var, izlerim. Öyle mi? İzlerim yani. Ama bu işte ne genelde yazık... basket sorularınızı da biliyorum ama. Ama bu çok terimsel bir şey değil. Hmm. Yani bu nasıl bir şey? Yani basket maçlarını izlerken bunu kullanan birisiyle pek karşılaşamazsınız. Hmm. Hadi bir bakın bakalım. İki kelime şöyle sorduk. Basketbolda topu levhaya çarptırarak çembere sokma. İki kelime. Dripping değil. Türkçe. Şey. Yani... Kısmen. Topu levhaya çarptırarak. Şimdi mesela hiçbir yere çarpmaz da böyle sup geçerse, çembere bile değmeden geçerse ona deliksiz atış derler. Bu da delikli atış mı? Yok, o kadar değil. Topu levhaya çarptırarak havadan atış değil. Nedir o yuvarlak? Çember, şey, pota. Hı. Evet. Likralı. Pota. İkinci kelimeyi potaya biliyorsunuz. Potaya sokma mı? İkinci kelimeyi potaya biliyorsunuz. Potaya atış. Potalı atış. Şimdi o deliksizmiş. Ah! Bir saniye. Ne dediniz en son potalı siz? Potalı atış. Demek ki 1000 puan kazandık. Dedim. Alkışı duyalım. Ah! Bugün Arife yahu. Öyle yani Benjamin'i tokatladım, evet, potalı tokatlamadım. Potalı atış demiştim zaten. Değil mi? 9600 puan. Şahane teşekkür bir ediyorum. Puan.
Ama efendim bugünün de yalnızca bir birincisi evet. oluyor. O da Barlas Bey'dir. O zaman hem Barlas Bey hem İnci Hanım'a. Koruncuklardan özür diliyorum. Koruncuklara buradan selamımızı iletiyoruz. Evet, zaten efendim onlara. Organik bağımız var kendileriyle. Evet. Hiç canınız sıkılmasın. Bir de alkışla bitirelim bu işi. Hazırım. Şöyle bir karmaşa. Günün anlam ve önemiyle falan bir alakası ki kelimeden mi oluşuyor? Tek kelimedir. Tek kelime. Birleşik kelime olabilir. Vallahi oluyor. Şimdi bunu artık pozitif cinsiyet ayrımcılığı mıdır? Başka bir şey midir? Niye Barlas Bey daha az alkış alıyor yahu? Bir kuvvetli... Ah böyle. 9800 yaptı, daha ne yapsın yani? Öyle değil mi Barlas Bey? Çok yardım vardı. O yüzden efendim, herkese yardım birlikte vardı. Bunun yok. Şeyini paylaşalım. Ben kredisinin onu... tamamı bana ait olmasın yani. Ancak %4'ünü alırım. Hadi sizin hatırınız için %5'ini. Çok da yardım etmedim açıkça söyleyeyim. Çok farklı yardımların içerisine girdiğim hani aktivitelerimiz oldu. En azından hani sessiz sinemaya dönmedi iş. Gayet güzel bir şekilde kazandınız. O da güzel bir duygu ama tam puan almak. Tabii ki ama bileğinizin de hakkıdır yani hiç öyle lütfen alçak gönüllülük göstermeyin. Gayet güzel yarıştınız evet. ve hakkınızdır. 9800 Aziz Nesin Vakfı'na göndereceğiz inşallah değil mi? Evet öyle düşünüyorum ben. Daha önce de zaten Ali Nesin Matematik Köyü'ne evet. ilk kazandığınız ödülü göndermiştiniz ki o daha da uzun bir macera sonucunda kazanılan evet. bir ödüldü. Gün şampiyonu, hafta şampiyonu, tur şampiyonu olmuştunuz ve ilk 8000'in üzerinde para ödülü alan kişi sizdiniz kelime oyunundan. Daha evet. o zaman da Malazgirt'e yeni girmiştik. Evet, değil mi? Çok eski zaman geçmiş. Çok zaman geçti. Artık 8000'den direkt taksimetreyi açan bir sürü yarışmacı var. Evet, evet. Ya sormayın. Sakallarım falan beyazladı. Çok değişik zamanlar geçiriyoruz ama böyle eski dostları görmek de güzel oluyor. Durum şudur Barlas Bey. Öncelikle 9800 puanı 9800 liraya çevirmek için huzurunuza harfleri karmakarışık hale getirilmiş 10 harfli bir kelime çıkacak. Karmaşık halde çıkacak. 30 saniye içerisinde ne olduğunu bulabilirseniz 9800 puanı doğruca göndereceğiz Aziz Nesin Vakfı'na. Olmadı mı? İkiye bölecekler. Kaç olacak? 4900. Bravo. 30 saniye daha hakkımız var fakat bu sefer efendim kaynaktaki açıklamayla birlikte huzurumuza gelecek. İnşallah o ikinci kısmı görmeyiz bile. Hemen şu 30 saniye içerisinde hallederiz o işi. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hadi gelsin o zaman. Şöyle bir karmaşa görelim. Ve süre başlar. Bu iki kelimeden mi oluşuyor? Tek kelimedir. Tek kelime. Birleşik kelime olabilir. Günün anlam ve önemiyle falan bir alakası vallahi yok. Vallahi bunları ben yazmıyorum. Dalgalanma herhalde. Dalgalanma. Vallahi oluyor. Dalgalanma dediler efendim. Dalgalandım da duruldum. Şimdi bayram arefesindeyiz ya, Kurban Bayramı ile ilgili bir şey bekledim açıkçası. Vallahi ben... Allah'tan kafayı çok ona takmamışım yoksa bunu bu kadar hızlı bulamazdım. Şahanesiniz. Ben ne olduğunu bile bilmiyorum. Acaba mastar var mı, AK harfi yok, MMA diye bitebilir falan diye ararken siz çoktan bulmuştunuz zaten. 9800 puan, 9800 lira oldu ve arzu ettiğiniz şekilde efendim Aziz Nesin Vakfı'na sizin adınıza teslim edilecektir. Çok teşekkür ediyorum Barlas Bey. Bütün yarışmacılarıma çok teşekkür ediyorum. Bayrama tatlı gireceğiz sayenizde efendim. Ve aynı zamanda stüdyo konuklarımıza elbette çok çok teşekkür ederim. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için buyurunuz. Kuru kuru para göndermeyelim. Biraz konuşalım mı üzerinde? Lütfen. Ben Aziz Nesin Vakfı'nın uzun süredir destekçisiyim ama aslında bir taraftan da vakfı çok iyi tanıdığımı iddia edemeyeceğim. Çünkü onların çok etkinlikleri var. Her işte 23 Nisan'da bayramda çağırırlar. Ama Çatalca'da olduğu için biraz üşenip gitmiyoruz. Çok içine girmedim ama bildiğim kadarıyla biraz bahsedeceğim. Çok özel bir yer Aziz Nesin Vakfı. Çatalca'da işte Aziz Nesin'den kalmış bir arazi üzerinde evler ve bir takım sosyal tesislerden oluşan bir yer. Bildiğim kadarıyla çocukları ailesi olmayan ya da başka bir sebeple yeni bir aileye ihtiyaç duyan çocukları alıyorlar. Korunmaya muhtaç çocuklar. Evet ama benzeri kurumlardan Aziz Nesin Vakfı'nı ayıran şey çocuklar... Hayata atılmaya hazır olmadıkça, yani ben oldum gidiyorum demedikçe göndermiyorlar. Evet. Büyütüyorlar, okutuyorlar. Meslek sahibi ediyorlar. Meslek sahibi yapıyorlar, hatta evlendiriyorlar. Hı hı. Ondan sonra isterse gidiyor o çocuk. Böyle büyük bir aile olarak orada sevgi dolu bir ortamda çocukları büyütüyorlar. Hakikaten
Yani Aziz Nesin zaten hayatını okuyanlar bilir. Kanatsız melek gibi bir adam. Onun oğlu Ali Nesin'in de bir eli vakfın üzerinde ama onun şimdi artık başka uğraşları da olduğu için işte Süleyman Bey var benim tanıdığım, Yurdanur Hanım var, başka personeller var. Orayı sıcacık büyük bir aile gibi götürüyorlar ve tabii tek gelirleri de gönüllülerin bağışları. Başka hiçbir gelirleri yok. Hı hı. O yüzden yakın durmakta yarar var. Kesinlikle öyle efendim. Hani şimdi ne kadar anlatabiliriz bir televizyon programının içerisinde belli kalıplar halinde. Merak eden insanlar varsa, nasıl bir işleyişin içerisinde olduğunu merak eden insanlar varsa web internet siteleri de var. Web bilgi alabilirler. Var. Size de çok teşekkür ederim tabii. Estağfurullah. Yani cebimizden para çıkarıp vermek ayrı bir şey ama sizin vesilenizle biraz daha dolgun bir rakamı oraya göndermiş olduk. Hem de daha önemlisi duyurmuş olduk. Kesinlikle. Çok teşekkürler buna vesile olduğunuz için. Zannediyorum ki hani güzel bir zamanın içerisine giriyoruz. Bayramın içerisine giriyoruz. Bu bayramda yapılacak çok şeyler vardır. Küçük İnsanların, bir bayram hediyesi. Kendisini iyi hissetmek için de yapabileceği çok güzel şeyler vardır. Belki de bu doğrultuda başka fikirler gelir izleyenlerimizin hakkına. Tabii bu arada vakfı sadece maddi olarak desteklemek değil. Yapılabilecek şey oraya gitmek, orada vakit geçirmek ve bambaşka şekillerde desteklemek de mümkün ve buna her zaman çok açıklar, bunu çok seviyorlar evet. Ve istiyorlar. O çocuklar hayatı öğrenmek istiyor, başka bakış açılarına da ihtiyacı olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim Barnas Bey. Güzel bir gün geçirdim, hepinize çok teşekkür ediyorum fakat her güzel şeyin bir sonu var, müsaadenizle de bölümü kapatmak istiyorum. Efendim biz buralardayız, hiçbir yere gitmiyoruz, bayram tatili falan yok, yarın yine burada olacağız. Şahane konuklarımızla birlikte neşeli zamanlar geçirmeyi arzu ediyoruz. Sizlerle birlikte elbette ki ne olur bizi yoksuz bırakmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Çok tehlikeli rakipleriniz var. Baştan uyarıyorum. Öyle mi? İllallah ettim. Siz benden ne istiyorsunuz ya? Nokta noktasız, utanmasız. Akrep olabilir mi? Akrep çok ayaklı ama bunu daha... Çiyan olabilir mi? Müsaadenizle durdurdum ben. Yoksa cevabı kabul etmeyecekler. Yumurtalı tapu. Yumurta. Çok alkışlayın, bu kadar mı alkışlayın? Haince veriyorsunuz harfleri. Yıllardır söylüyorum. Zaten mak belli. Bir harf daha verin, yardıma gidecek param. İsterseniz bütün forsumu kullanırım. Hadi kullanalım o zaman. Hadi bir harf alalım. Kardeş sen de zorlama, bilemiyor işte. Argo'da ikna etmek. Argo benden soruluyor. Oo maşallah. Yok. Hadi bakalım göreceğiz. İki kelime yine. Zürafa. Nedir efendim? Nasıl söylenir o, zürafa mı zürafa mı? Siz nasıl söylerseniz söyleyin. Söyleyin yeter ki. Zürafa. Buldum. Ben buldum bunu. Ne acaba? Çaçaron mu? Gayet iyiyim diyeceğim. Şahanesiniz. Cins latif dermiş eskiler. Oo kadın. Bunun ismi işte pozitif cinsiyet ayrımcılığı. Dopli. Agayret. Dopli. Nedir? Dopli. Ya siz Burgaz adalısınız sizin. Neydi? Acaba neydi? Açacaklar. Bilemedik. Aa biliyordum bunu ya. Bir dakika neydi ya? Su kuşu. Angora 400 puan derecinde. Çok güzel oldu. Aley.